halifelik makamının çok önemli dört ayağı var. Bir, halifelik makamı Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı kalmalı. İki, halifelik makamının askeri bir gücü olmalı. Üç, halifelik makamı kendi yanında siyasi gücünü de getirir. Dört, halifelik makamının ekonomik de gücü vardır. Bu dört ana unsur halifelik makamı için olmazsa olmazdır. Çünkü halifelik makamı bir karar alırsa o kararın uygulanması için ama siyasi ama askeri ama hukuki ama ekonomik o kararın yaşanması için yaşatılması için uygulamaya geçirilmesi gerekir. Bunu neden söylüyorum? Dandik'ten kafamıza bir halife koyarlarsa bir, onun askeri gücü olmalı. İki, onun siyasi gücü olmalı. Üç, o makamın ekonomik gücü olmalı. Dört, o makamın hukuk gücü olmalı. Hukuk ne? Kur'an ve sünnet.